Rus Mafyası SG kanalından herkese günaydın, herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir haftanın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu hafta değişik bir video olsun diye sizlere ara ara her gün çekimler sağladım. Yemek sepeti ekspres kuryeler %50 durumda işlerin düştüğünü söylüyor. Birkaç arkadaşla röportaj yaptık. Sorduk sizce neden düştü diye. İşte 2 gün önce günde kaç paket attım. Gün sonunda işte kaç paket attığıma, ulaştığıma bahsettim. Yani kaç pakete ulaştığıma bahsettim. İnsanlar aradan çıkabiliyor. Bu tarz yerlerde çok dikkatli olun motor kullanırken arkadaşlar. Ama hani biz mesela böyle aralardan gidiyoruz ama hızlı gitmemeye özen gösterin. Bakın teyze nasıl koştura koştura geliyor. En tehlikelisi de motor kazalarında insana çarpmak. Bunun da bilgisini verelim arkadaşlar. Asıl olarak sorunumuz ne bu videoda ve videonun konusu ne, onu anlatayım. İşler %50 olarak düşmüş durumda. Yani günde 10 saatte minimum 25 paket atarken, işte 28, 30, 32, 33 paket atarken günde 20 paket atamaz oldum. Acaba neyden kaynaklı? Bunları sorduk arkadaşlara. Bunlardan bahsettik. Ve bu hafta bugün son. Bugün cumartesi. Toplamda 6 günde kaç paket attım? Bunu gün sonunda göstereceğim. Sabah saat 7.45'te mesaiye başladım. Saat 8.45 daha ilk paketimi alıyorum. Öyle söylüyorum. İlk paketimi alıyorum. Teslim etmeye gidiyorum şu anda Bahçeli Evler tarafına. Bugün cumartesi. Normalde bugün biraz daha hızlı olmasını bekliyorum ama bakalım. Toplam bugün 9.30-10 saate yakın çalışıyorum yine. Saat 17.15'te vardiyan bitecek. Daha sonrasında videonun montajını yapıp sizlerle bu videoyu buluşturacağım arkadaşlar. Umarım bu video Yemek Sepeti Express'e girmek için düşünen arkadaşlar varsa onlara da faydalı olur. Bir de bu videoda size biraz Yemek Sepeti Express'e çalışan arkadaşlara gelen sorular, yani özellikle bana video çektiğimden dolayı gelen sorulara buradan bir cevap olsun istedim. Allah Allah, yol neden kapalı ya? Bir dakika. Günaydın abi, kolay gelsin. Yol neden kapalı? Koşu var. Bisiklet. Tamam. Tamam abi, kolay gelsin. Sağ ol abi. Evet, bugün bisiklet turnuvası vardı. Ondan dolayı yolu da kapatmışlar. Evet, ilk paketimizi teslim ettik arkadaşlar. Ve şimdi tekrardan çarşıya doğru gideceğim. Çünkü deponun önünde bir saatte paket atmadı. Biraz hareket edeyim dedim. Taşkent fırını attı. Yani depoda ilk bir saat boş boş oturmuş oldum. Buradan gidemeyeceğiz. Böyle gidelim. Yollar kapalı olduğu için her yere de gidemiyor. O da çok kötü. Bakın bir paket attım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Onu da yeni pakete teslim ettim. Evet, Yemek Sepeti Express kurye olmak isteyenler öncelikle
bir şirket kuruyorsunuz arkadaşlar. Kurye taşımacılığı adı altında şirket kuruyorsunuz. Bir tane muhasebeci olması gerekiyor. Muhasebecinize evrakları teslim ediyorsunuz. Evraklar neler? Bunlardan bahsedeyim. Öncelikle ikametgah adresi, kimlik fotokopisi. Bunlarla başvurunuz oluşturuluyor. Ehliyetiniz olması gerekiyor. Ehliyet, araba ehliyeti de olabiliyor. Çünkü senin arabayla mı kurye taşımacılığı yapacaksın, işte motorla mı taşımacılık yapacaksın, buna sistem karışmıyor aslında vergi levhası çıkartırken. O yüzden bir ehliyetinizin olması gerekiyor. Üstünüze herhangi bir araç olup olmaması kimseyi bağlamıyor. Ne vergi dairesini bağlıyor, ne yemek sepetine. Dilerseniz kiralayarak zaten bu işi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Kiralayıp yapan birçok arkadaşımız var. Yemek sepeti ekspres kurye olarak çalışmak isteyen arkadaşlar dilerse aracıyla da yapabilir, dilerse 50'lik motorla da yapabilir, dilerse 125'lik, 250'lik motorla da yapabilir, 1000'lik motorla da yapabilir. Yani bu size bırakılmış arkadaşlar. Çünkü esnaf kurye olduğunuz için sizler tamamen bu konuda özgürsünüz. Önemli olan siz siparişi doğru ve zamanında teslim etmeniz. Onu belirteyim. Dilerseniz kiralayabiliyorsunuz da tabi. Araç da kiralayabilirsin, motor da kiralayabilirsin. İzmir'de motor kiraların ücretleri şu anda 3500-4000 lira arası değişiyor. Neyse. Bir diğer soru, genelde ben kuzenimin adına çalışabilir miyim diye soruyor mesela birkaç kişi. Veya abimin adına çalışabilir miyim? Arkadaşlar, kimin adına açılıyorsa onun çalışması gerekiyor. Onun adına sen, örnek veriyorum, girdin, çalıştın slota, başladın. Zaten slot açarken yüz okutma sistemi var. Yani fotoğraf çekiyorsun, fotoğraf atıyorsun. Bunu yapmanız zaten en başında yasak. Ama diyelim ki abim fotoğraf çekti, sen onun yerine başladın mesaiye. Bu mesaiye başladığında bölge sorumluları bölgeyi geziyor, plaka tanımlaması yapıyor. Arada bazı dükkanlara gidiyor, bazı dükkanlarda kuryeler nasıl taşımacılık yapıyor, işte geleksiz mi çalışıyor, eşofmanla mı çalışıyor, bunları kontrol etmek amacıyla bazen dükkanlara gidiyorlar. Ve orada denk geldiğinizde adını soruyor, IP adresini soruyor. Burada kişi farklı olduğunda da ne yapıyor? Direkt slotlarını kapatıyor, senin hesabını askıya alıyor. Evet, Yemek Sepeti Express Girne Depo'nun önüne geldik. Şu anda 2-3 motor burada görünüyor. Evet, 3 tane arkadaşım var burada şu anda. Onlarla bir görüşme sağlayalım. Yorumları neler? Hep birlikte göreceğiz. Evet, günaydın arkadaşlar. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Çok şükür. Sen ne yapıyorsun? İyi vallahi, çok şükür. Nasıl durumlar? Durumlar vallahi vaziyet, daha bak vardiya girdiğimizden beri daha sifte açmamışsınız. Daha hiç sifte açmadınız. Vallahi ikimiz de sifte açmamışsınız daha. Peki düşüş var mı? Çok. Aşırı. Bu düşüş sizce neyden kaynaklı arkadaşlar? O merhabalar diyor ya, video çeken öbür arkadaşlara sesleniyorum. İşte aylık 60.000 70.000 lira kazanın diye başımıza 80.000 tane adam getirdiler. Garip ne gelsin? Biz artık evde zeytine kafa atmaya başladık bu gidişle. 2 ay lüks yaşadık, 2 ay sonra garibanlar geri döndük yani, anladın mı? Çalışacağım ben, 15 saat çalışacağız. 30 paket atarsak da ne mutlu bize oldu şu an. Günde 30 paket atamıyorsunuz artık, tabii, değil mi? Tabii, 2 gündür 15-15 gidiyorum. Aynen. 12 saat, 10 saatte 15-20, kim ne olacak mı? Öyle olur mu? Yorumlarınız bu kadar yani. Evet, teşekkür Tamamdır. Ederiz. Teşekkür ederiz. Mutlu Haftası sayfasına saygılar.
Evet, bir başka arkadaşımıza daha soralım. Sefa, günaydın, nasılsın? Günaydın kardeşim, şükür, seni sormam. Sağ olasın, teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? İşlerde düşüş var mı sence? İşlerde düşüş var ya, gördüğün gibi. Bekliyoruz değil mi? Aynen. Peki, sence bu düşüş neyden kaynaklı? Vallahi piyasaya çok yeni giren kuryeler oldu, şey oldu. Kalabalık ortam yani, kime ne atıyor, atmıyor belli değil ki. Evet. Devamlı oturuyoruz, gördüğün gibi, sen de aynı şekilde. Aynen, aynen. Yani %50 düşüş olduğunu zaten söylemiştim ben. Fazlası sizden önce yorumum olarak. Yani. Ve ya, hem geçiş dönemi şu anda, yazdan geçtiler. Hem de çok fazla alım yaptılar. Bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Sen de aynı şekilde düşünüyor musun yani? Tabii ki de. Tabii ki de. Şimdi bir de kış gelsin iyice, millet de evine geçsin, dışarı çıkamayacak. Herhalde. Asıl kuryeler zaten o zaman belli olacak. Hani kalıp kalmaya. Aynen, ekstra olup gelenler gelmeyenler falan belli olacak zaten o zamanlar, yağmurlarda. Aynen. Tamamdır kanka, teşekkür ettim, sağ olasın. Ben eyvallah. Sağ olasın. Evet arkadaşlar, Pamukkale sitesindeyim şu anda ve bu siteye motorlu giriş yok. Kuryelerin son zamanlarda haberlere dair çıkardığı bir durumdur bu. Kuryeler neden motor ile giremiyor bu sitelere? Birçok sitede aynı şekilde. Bakın giriş nerede yani? Uzaklığı görüyorsunuz. Elimizde poşetlerle birlikte bu sitelere yürüyerek müşteriye paket teslimi yapıyoruz. Bu yüzden kuryelerin sesini duyurmak adına bunu da bu videoya eklemek istedim. Bu sitelere yönetimleri umarım bu tarz tepkilerimizi görürler. Bugün hava güzel. Tamam, iyi güzel. Ama yarın yağmur yağdığında elimizde poşetlerle burada yürüdüğümüzü düşünün. Yani bizler de insanız. O yüzden tepkimizi bu şekilde bu videoda da anlatmak istedim. Umarım yararlı olur. Evet, depoya geldim arkadaşlar ve bir kurye arkadaşımıza da sorumuzu yönelteceğiz şimdi. Abi kolay gelsin. Sende işler güzel maşallah. Evet, sana soralım. Evet. Bugün sence işler nasıl? Bugün cumartesi. Bugün normalde yoğun olması lazım. İş yok yani, sabahtan beri 8'de girdim. Genel olarak haftayı baz alacak olursak bu hafta işler nasıldı veya geçen hafta işler nasıldı? Haftadır kötü. Geçen hafta da paket yoktu. Bu hafta da paket yok. Ortalama günde kaç saat çalışıyorsun? Ortalama 10 saat, 12 saat arası çalışıyorum. 10-12 saat çalışıyorsun. Sayı olarak paket sayısı ortalama verecek olursan? Yani 27'yi geçemedim daha. 27'yi geçemedim. 27'yi geçemedim daha. 12 saatte. 3 saat paket beklediğim oluyor. 3,5 saat paket beklediğim oluyor. Onu ben de bu hafta karşılaştım. 4 saat paket bekledim. Yani 4 saatte bir paket attım. Benim de öyle. 3 saat hiç paket atamadım. 3,5 saatte de bir tane paket atmışlığım var. Dün al. Perşembe günü. Yani şu anda bu sence neyden kaynaklıdır? Çok fazla kurye var. Aşırı fazla kurye var. Saatlik 50 paket düşüyorsa 80 tane kurye var piyasada. Değil mi? Tamamdır. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Rica ederim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, bir diğer soruyu da sana yöneltelim abi. Ama verme. He? Ama verme. Bu Rus Mafyası SG YouTube kanalı. Evet abi. Sence düşüş neyden kaynaklı? Düşüş mü? Vallahi paket yok. İş. Müşteriler herhalde sipariş vermiyor fazla. Bir de çok fazla kurye var. Çok fazla kurye var. Aşırı kurye var. Geliyor da hala. Hala da geliyor değil mi? Hala alımlarımız var. Abi sen bekletme. Görüşürüz. Allah'a emanet. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Sağ olasın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Girne depodayım şu anda. Ve iki yemek sepeti ekspres kurye arkadaşımıza da sorumuzu yönelttik. Ve şu anda işlerin düşüş sebebi millet sipariş vermiyor. Ve çok fazla kurye olduğunu belirtiyorlar. Ve hala da alımlar var. Ona göre İşe gelmeyi düşünen arkadaşlar varsa bunları baz yani göz önünde bulundursunlar.
Çünkü 2 saat, 3 saat paket atmadığı oluyor. Rus Mafyası SG'den herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yine sizlerle beraberim. Saat 17.19. Depodan son paketimi aldım. Ve şu anda İzmir Bayraklı Gümüşpala semtine doğru gidiyorum. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turnuvası vardı. Sabah görmüştünüz zaten. Yollar kapalıydı. Bazı güzergahlar kapalıydı. Ve inanılmaz trafik vardı arkadaşlar. Trafikte video çekmekle uğraşamayacaktım. O kadar trafik vardı yani. Mesela şuradan aradan hemen geçelim. Bu tarz yerlerde dikkat edin, hemen arkadan dolmuşun arkasından falan dolanıyor bazen insanlar. Onlara da dikkat edin. Son paketimizi teslim edelim. Bakalım bugün kaç paket attık. Ve gerçekten düşüş var mı yok mu bunu görmenizi isterim arkadaşlar. Normalde saatte 3 paket baz alırsak 10 saatte 30 paket atmamız lazım. Ben de yani 9,5 saat falan çalıştım. İşte yine bir 27-28 paket atmam lazım saate göre. Ama inanın bu hafta ve önceki hafta işler bayağı bozuktu. Şuralara dikkat edelim. Buralara birden fırlıyorlar. Şu paketi teslim edeyim. Tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Paketimizi teslim ettik. Vardiyamız bitti bakın. Gördüğünüz gibi sipariş bekleniyor, yazmıyor. Ve şu anda görüyorsunuz trafiği. Şuradaki trafiği görüyorsunuz. Bu trafik çok iyi. Öyle söyleyeyim size. Motorun çekişini soran arkadaşlar bunu da bir gözden geçirsin derim. Bakın rahat rahat çıkıyorum. Herhangi bir zorlanma vesaire yok. Ben şuradan hemen tekrardan yukarı doğru geçeyim. Bugün kaç paket attım? Hemen bir ona bakalım. 24 paket atmışım arkadaşlar. 40 TL'de bahşiş almışım. Bugün yemek sepetinin sabah 10'dan gece 12'ye kadar paket başına, her teslim ettiğimiz paket başına 5 TL'den fazladan verdi. Yani kazandığımız parayı göstereceğim ama ona göre hesaplamasını yapın. Her hafta olmuyor bu. Bazen işte fazla paket atana ödül veriyor. Bazen böyle paket başı 5 TL veriyor. Bazen 6'da başlatıyor bunu. Bazen 4'te başlatıyor. Bazen 2'de başlatıyor. Yani değişiyor bu. Her hafta değişen bir bonus sistemi var. Böyle ekstradan. Sonuç olarak bugün 24 paket atmışız. Sonuç olarak bugün 24 paket atmışız. 40 TL'de bahşiş almışız arkadaşlar. Hemen şuradan takip bir şekilde geçelim. Bugünlük kazancım arkadaşlar 1154 lira. Giderleri çıkacak olursak 180 liraya benzin aldım. Tek diş gitti. Yani ortalama
50-60 civarı bir benzin yakmıştır. Hadi fazla söyleyelim, 70 liralık benzin yakmıştır. 50 liraya bir çorba içtik. 120 lira günlük giderimiz var. Yani ortalama bugün 1000 lira para kazandık. Ama bakın tekrardan söylüyorum. Bu hafta, bugün cumartesi olduğu için bu hafta ne kadar kazandığımı hemen göstereyim arkadaşlar. Bu hafta toplam attığım paket sayısı, bir saniye. Bu hafta attığım toplam paket sayısı, hemen görevlerden girelim. Bu hafta görev falan alamadım. Öyle göstereyim. Toplam 128 paket atmışım arkadaşlar. 128 paket. Yani 150 paketten sonra zaten bonus almaya başlıyorsun. 128 paket atmışım. Ve bu haftalık kazancım KDV'siz 5520 lira. Bunun içerisinde yaptığım kahvaltılar, işte öğlen yemekleri ve benzinler yok. Bunları düştüğünüzde zaten bu haftaki kazancım, yani KDV ile bana yatsın yatsın 6,5 yatacak. Bu haftaki benzinle yeme masrafım 2000 lira olsa vardır, tutar. Yani 4,5-4 o civarda bir kazanç elde etmişiz. Gördüğünüz gibi %50 düşmüş durumda şu anda kazançlarımız. Umarım daha iyi olur. Bugünü göz önüne bulun, yani bugünü göz önünde bulundurmayın arkadaşlar sadece. Çünkü bugün cumartesi. Bugün bile kötü yani bu sayı. Bunun daha iyi olması gerekiyordu. Önceki haftalara nazaran kötü kazançlar elde etmeye başladık. Umarım videom sizlere yararlı olmuştur arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beni izlemeyi seviyorsanız kanalıma abone olup beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Görüşürüz.